Smarta'nın sihirli çantası. Prensesim, şimdiye kadarki en iyi, en güzel kaleye sahip olacak. Bu gizli odaları olan bir kale. Kimse onu orada bulamayacak. Merhaba, ben Smarta. Bugün oyuncak prensesim için sihirli bir kale inşa ediyorum. Ya benim de içinde sihirli bir odam olsaydı? Nasıl olurdu? Sadece benim bildiğim gizli bir yer. Ama onu nerede inşa edebilirim? Ev büyük. Hey, her zaman bana yardım eder. Ama bu durumda benim gizli yerimi de öğrenecek. Neyse, hey ile daha eğlenceli olur. Hey! Ben navigatör, hey adresi bana sor. Gideceğin yeri bilmiyorsan hadi hemen gel bana sor. Her adresi ben bilirim, en kestirme yolu çizerim. Merhaba Smarta. Ne yapıyorsun? Merhaba. Sana bir sır vereceğim şimdi. Ama kimseye söylemek yok, tamam mı? Oo, bu sır için özel bir şifre oluşturacağım. Bu şifreyle birlikte kimse sırrımızı bilmeyecek. Bir saniye. Bitti işte. Şimdi bana söyleyebilirsin. Dikkatlice dinle. Herkesten saklanabileceğimiz gizli bir yer inşa etmek istiyorum. Ama tam olarak nerede olması gerektiğine karar veremiyorum. Senin bir fikrin var mı? Bodrum katında olmasın. Orası korkutucu bir yer. Kilere ne dersin? Hayır. Orada yeterli alan yok. Evet. Haklısın. Peki mutfakta? Hayır, hayır. Mutfakta saklanacak yer yok ki. Buldum. Çatı katımız var. Kesinlikle. Aferin Smarta. Hadi çatı katını kontrol edelim. Vay canına! Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Bodrum katı gibi korkutucu da değil. Burası güzel bir yer. İnşa etmeye başlayalım. Görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Ben de beğendim. Yine de sanki bir şeyler eksik. Yataklar? Evet. Battaniye ve yastık getirmemiz gerekiyor. Ayrıca su ve biraz yiyecek bir şeyler. O zaman oyuncak ve her ihtimale karşı el feneri de getirmeliyiz. Haklısın. Bir de ip ve çan. Niçin ip ve çan gerekiyor? Göreceksin. Toplanmalıyız. Söyleyin bakalım. Sizce battaniyeleri ve yastıkları nerede bulabiliriz? Mutfakta mı?
Yatak odasında mı yoksa çocuk odasında mı? Yatak odasında. Peki, su ve yiyecekleri nerede bulabiliriz? Mutfakta. Oyuncaklar nerede olabilir? Çocuk odasında. Yaşasın. Teşekkür ederim. Bir el feneri, ip ve bir de zil alacağım. Güzel görünüyor. Ama neden ip ve zil getirdin? Bunlar ile bir alarm sistemi yapacağım. İpi buranın girişine koyacağız. Ucuna da zili koyacağız. Böylece biri geldiğinde ipe dokunacak. Ve zil çalacak. İşte bir ucunu buraya, diğer ucunu da buraya bağlıyoruz. Zili de taktık mı tamamdır. Vay canına! Kimse gelmiyor. Peki ama alarmımızı nasıl kontrol edebiliriz? Benekliği çağıralım. Doğru. Ama o zaman gizli yerimizi o da öğrenecek. Tamam. 3 kişiyle birlikte daha eğlenceli olacak. Benekli. Benekli. Ona seslenmeme yardım edin lütfen. Benekli. İşe yarıyor. Merhaba Benekli. Buraya gel. Şimdi sen de artık bizim gizli kulübümüzdensin. Burada bizimle saklanabilirsin. Hah, hah. Bence gizli yerim arkadaşlarım olmadan çok sıkıcı olurdu. Belki yarın da Amelia'yı davet ederiz. Hah. Bu iyi bir fikir. Ben de Vicky, Kalki ve Toki'yi getiririm.